Arkadaşlar merhabalar. Konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani kenar ortay konusunun konu anlatımını yapacağız bu videoda. Evet gençler kenar ortay konusu. Genelde kolay bir konudur aslında. Çok kolay bir konudur. Rahat bir şekilde yapılabilecek konular arasındadır. Ama velakin bu konuda sıkıntı yaşıyorsunuz. Sebep ek çizimler var kardeşim bu konuda. Ek çizim olan yerlerde genelde sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama artık önceden sizin için sıkıntı olan şey artık sizin için sıkıntı değil. Niye? Sen ek çizimi öğrendin çünkü. O yüzden bu konuyu rahat bir şekilde yapabilirsin. Öncelikle ilk başta ben kenar ortayı anlatırken hep şunu yazarım arkadaşlar. Şimdi yine yazacağım. Önemli olan şey bu. Kenar ortay konusunda soruyu yapamadığın zaman hop şuna dikkat et. Neymiş bu? Arkadaşım 90 derece varsa ek çizimin olduğu yer bir konudur dedik ya arkadaşlar. Genelde yapılamayan sorular ek çizimle ilgili sorulardır ya. 90 derece varsa bak ama hemen 90'ın olduğu her soruda muhteşem şu çiz demiyoruz. O ayrı. Soruyu yapamadıysan, ek çizim hissiyatı hissediyorsan 90 derecede varsa e, ağırlık merkezi konusu, konusundayız ya. Büyük ihtimalle muhteşem şu vardır. Ya da kenar ortaylıklar harici. Şimdi biraz sonra kenar ortayı tanımlayacağım. Kenar, kenar ortaylıklar harici ekstra bir yerde de eşitlik varsa büyük ihtimalle orta taban vardır arkadaşım. Bu iki cümleye dikkat et. Sorulara yaklaşımında, soruları çözmeye çalıştığında ve soruyu çözemediğinde bu iki tane cümle aklına gelsin lütfen. Tekrar söylüyorum 90 derece varsa büyük ihtimalle muhteşem vardır. E, ekstra eşitlik varsa ki önceden de söylüyorduk zaten. Ağırlık merkezinde kenar ortaylıkları olduğu için e, kenar ortay zannediyoruz. Ekstra eşitlikte de kenar ortaylık kuralı vardır diye zannediyoruz. O yüzden orta taban bir kenara itiliyor. İtme kardeşim. Kenar ortay konusunda da kenar ortaylık hariç ekstra bir eşitlik olduğunda yine orta taban aklına gelmeli. Bunu unutma. Aklına gelen de başına gelsin diyoruz değil mi bir de? Evet neyse şimdi başlayalım arkadaşlar. Kenar ortay neymiş? Üçgende kenar ortaylar tek bir noktada kesilir. Kenar ortay neydi? Karşı kenara çizilen e, ve kenarı iki eşit parçaya bölen doğru bu ya. Biz ne diyoruz? Kenar ortay doğrusu diyoruz. Ve kenar ortaylar üçgen içinde tek bir noktada kestirilmiş. Bu da neymiş arkadaşlar? Ağırlık merkeziymiş. Genelde G ile gösterilir ama G ile göstermek zorunda değiliz. Belki K olacak, belki L olacak, belki M olacak. Hiç fark etmez. Evet A'dan çizilen kenar orta uzunluğu VA ile gösteriliyor. B'den çizilen kenar orta uzunluğu VB ile gösteriliyor. C'den çizilen kenar orta uzunluğu da VC ile gösteriliyor. Bakın hepsi de G noktasından geçiyor. Evet burası kenar ortay, kenar ortay, kenar ortay. G'ye de biz ağırlık merkezi diyoruz. Ağırlık merkezinin bir özelliği daha var arkadaşlar. Tamam bir noktada kesiyor ve kenar ortay. Ve özellikle şu arkadaşlar tanım gereği daha doğrusu. Kenara olan uzunluk bir birimken köşeye olan uzunluk iki birimdir. Ağırlık merkezinden kenara olan uzunluk, köşeye olan uzunluk. Burada da kenara ve köşeye uzunluk demek değil de o doğru parçası üzerindeki yaptığımız şey. Çünkü e, kenara olan uzunluk dediğimizde dik uzaklık, uzaklık dediğimizde dik uzaklık algılıyor bazıları. Ki ben de öyle algılarım. E, o doğru üzerindeki kenara olan parça b iken köşeye olan parça 2b demek daha mantıklı. Evet. Kenara olan parça c iken köşeye olan parça 2c'dir. Arkadaşlar. Ağırlık merkezi işte bu. Tanım gereği kenar ortay. Hepsi bir noktada kesiyor. Ve 1'e 2 oran var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki hocam ağırlık merkezi hep böyle mi gelecek? Kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezidir. Hadi buyurun işlem yapın tarzına mı gelecek? Tabii ki hayır. Bazı sorularda ağırlık merkezini bizim bulmamızı isteyecekler. Yani direkt buyurun burası G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ya da 1'e 2 oran vardır. Özelliklerini kullanarak olmayacak zaten birkaç parça eksik parça bırakacaklar. Şimdi ağırlık merkezini nasıl buluruz? Kenar ortayların kesim noktasına ağırlık merkezi dedik ya. Aynı zamanda 1'e 2 oranlamalar var ya burada. Bu yazdığım özelliklerden yani iki temel özellik var. Ay kolumu çarptım valla. Heyecandan kolumu çarptım. İki temel özellik var burada. İki temel özellik nedir? Birincisi kenar ortay olması. ikincisi 1'e 2 oran olması. Bu temel özelliklerin içerisinde en az iki özellik sağlanıyorsa G olur diyeceğiz arkadaşlar. Bakın şuraya yazmışız. Yukarıdaki üçgenlerde K noktası üçgenlerin ağırlık merkezidir. Ve şuna dikkat edin arkadaşlar. iki şart sağlanırsa ağırlık merkezidir. Mesela iki kenar ortayın kesim noktası. Bak iki şart sağlanıyor. O zaman K noktası nedir arkadaşlar? Ağırlık merkezidir. Hocam kenar ortay ve 1'e 2 oran var. O zaman burası da ağırlık merkezidir. Yalnız dikkat edin. 1'e 2 oran kenara olan parça 1 bir birimken köşeye parça olan parça 2 birim olmalı. Yani şurası A burası 2A olsaydı olmazdı. Tamam ona dikkat edeceğiz bir kere. Evet hem kenar ortaylık hem 1'e 2 oran varsa 2 çarp sağlanmış o zaman ağırlık merkezidir. Burada da arkadaşlar A e 2 tane 1'e 2 oranında doğru var. O zaman yine nedir arkadaşlar burası? Ağırlık merkezidir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam unutmayın bunu. 2 tane 1'e 2 oranı sağlanmış 2 çarp sağlanmış. Ha burada da kalmayacak. Sen burada buranın ağırlık merkezi olduğunu bulduysan eğer ağırlık merkezinin özelliği nedir? 1'e 2 oran olacak hocam. A ise 2A. B ise 2B'yi eksik olan parçaları tamamlayacaksın. Mesela burada ağırlık merkezi buldun ya. Buradan geçen kenar ortay. Buradan geçen de kenar ortay olmalı. Eksik parçayı tamamla. Hatta burada da 1'e 2 oran olmalı. B ise 2B. Hocam 1'e 2, 1'e 2 oran var. A o zaman burası ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır diye bu şekilde göstermen lazım dostum. Bunu da sakın ama sakın unutma. Ee, önemli bilgilerden biridir arkadaşım. Tamam mı gençler? Evet. Olay bu. Hadi bakalım sorulara başlayalım şimdi. ABC bir üçgen GABC'nin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezi dediyse tanım gereği ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortaydır. Buradaki doğru da kenar ortaydır. Burada bir iki oran vardır. Kullanamayacağım. Şurada da bir bire iki oran vardır. Yani x ise burası nedir? 2x'tir. A burada bir şey yakaladık. x 3 17 eksi y'ye eşit. x 3 17 eksi y'ye eşit. Yazalım bakalım. A buradan bunu bir attığım zaman x artı y eşittir kaç çıktı arkadaşlar? 20. Şuradan bir denklem geldi. Hocam burada da şurası 2x olacak. Y artı 10'a eşit. 2x de y artı 10'a eşit. Buradan da ne geldi? 2x eksi y de 10 yaptı. Hop 2 bilinmeli iki denklem. 3x eşittir 30'dan. X'i buradan kaç buluruz? 10. X 10'sa o zaman burası kaç çıktı arkadaşlar? 20. 20 ise bakın burası pardon x. Ha burası 2x'miş. Çok özür dilerim arkadaşlar. Hop siliyoruz siliyoruz. Burada hata yapmışım. Bazen dedim mesela hatalar 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 oluyor. Şurası 2x olur mu ya? Niye ayarmıyorsunuz? 2x ise burası ne olacak? 4x olacak arkadaşlar değil mi? O zaman burada 4x eşittir y artı 10 oldu arkadaşlar. O zaman burası 4x y, -y eşittir 10'dan. Taraf tarafa topladığımızda burası 5x oldu. 5x 30'dan x de kaç bulduk? 6. x 6 ise o zaman burası kaç yaptı? 6 kere 4 24 yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? Ali kara uzunluğu isteniyor. Ali kara. Neredesin Ali kara? Şurası. He, x6. O zaman burası da 12. Burası 24 ken burası 12 ya da x yerine 6 yazdık. 24 12 daha kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 24 artı 12 cevabımız 36 olur sevgili gençler. Evet. Olay bu. İki bilim yine iki denklem çözdük sadece. Başka da bir şey yok. Geldik şuraya. Aa hocam 90 derece var. Bir muhteşem şu çizsem mi? Aa. Ya burada işe yaradı mı? Yaramadı. Niye? 30 derece özelliğini burada kullanamadık mesela muhteşem şu çizdik de bak mesela tamam ama her zaman %99'unda tutuyor 90 derece varsa ağırlık merkezi varsa o ağırlık merkezini kullanmada burada e, 90 dereceyi kullanmada ama bunu böyle kullanınca buradaki 30 derece mantığını kullanamadığım için bak verilen bir bilgiyi kullanamadım sadece muhteşem şu çizmiş oldum ve verilen bilgiyi kullanamadığım için bunu sileyim e hocam burada ağırlık merkezini kullanmalıyız ağırlık merkezini kullanmak için 3 tane seçenek var ya buradan devamını getireceğiz ya buradan bunu çizeceğiz çıkmadı ya da buradan bunu çizeceğiz. Hiçbirinde 30'u kullanmıyorum. Şurada e, şuradan çizdiğimde de kullanamadım. Şuradan çizdiğimde de kullanamadım. Ama bunun devamını getirdiğim zaman ağırlık merkezinden geçen doğru ne olmak zorunda? Kenar ortak olmak zorunda. A 30 90 60. Bak bu sefer 30 60 90'ı kullanabildim. Yani 30'un mantığını kullanabildim. 60'ı karşı 6 köküse 30'un karşısı nedir arkadaşlar? Köküçe bölünmüş hali 6'dır. Yani burası da 6'dır. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'dir. Şimdi dur beni iyi dinle. Şimdi burası 12 ya. Hocam burası A ise burası 2A. Burası 3A eşittir. 12'den A'yı buradan 4 buluruz. A buradan 4. Burası da 8 diyebilirsiniz. Kesinlikle haklısınız. Ama ben ne yapıyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi bir kere 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'yi yazdık ya buraya. E hocam burada 1'e 2 oran var. Yani 3 parça var. 3'e bölüp kısa parçayı buluyorum. 12'yi 3'e böl kısa parçası kaç yapar? 4. Kolaylık olması bakımından arkadaşlar. Soru çözerek siz de bunu zaten algılayabilirsiniz. E zaten burada da 1'e 2 oran vardı. Burası 8 oldu. Bak 8, 4 daha 12'yi bulduk. Yani şurayı daha kolay bir şekilde bulduk arkadaşlar. Bizden BC uzunluğu. Hop şurası. 12 artı AG uzunluğu. 8 isteniyor. Yani cevabımız kaç çıktı? 20 çıktı arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı da böylelikle 20 oldu. Geldik bir sonraki soruya. G demiş ağırlık merkezi. Bak ağırlık merkezini kullanacağız. Ağırlık merkezi burada yazan böyle kalırsa Çözersiniz soruyor. Çözemezsiniz soruyor. Değil mi? E ne yapacağız? Ağırlık merkezini kullanacağız. Hocam ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden geçen bak bir de büyük üçgen de ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır hocam. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır hocam. Tamam yazdık. Hocam bir de burada bunu eşit vermiş şu ikisini. Allah Allah bunu nasıl kullanacağım? Burası K ise burası da K mıdır? Evet. Ağırlık merkezi ise hocam K ise 2K olacak. Buraya da K oldu. Aa şununla da şu birbirine eşit oldu. Süper. Hocam burada da 1'e 2 oran olacak ama 4 ise burası 8 na, na, olmaz. Niye? Hocam bunun tamamı olması lazım. Şuradaki uzunluğu da bulmam lazım. Öncelikle o zaman benim şuraya yoğunlaşmam lazım. Şimdi burada bir işlem ne yapmalıyız? Nasıl bir işlem yapmalıyız diye düşünüyorum. Şuraya kadar bir parça vermiş. Ben verilen her bir bilgiyi kullanacağım diyor ya. Şu eşitliği kullanabilir miyim acaba? Şu eşitliği kullanabilir miyim acaba? Ya da şu içi eşitliği kullanabilir miyim acaba? Aa hocam bu bir kenar ortay doğrusu aynı zamanda. Aa bu da kenar ortay. E, o zaman şöyle bir üçgen oluşturacak olursak. Genelde sevmiyoruz ama burada özel bir durum oluştu aslında. Kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi oluşturmak da bazen özellikle üçgende alanda alanda dağıtırken falan çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bu da kenar ortay kenar ortay olduğu için burada bu mantıklı geldi. Bak burası ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. Niye? İki kenar ortayın kesim noktası olduğu için şuradaki üçgende ağırlık merkezi oldu arkadaşlar burası. Kenar ortay kenar ortay. A ağırlık merkezi ise 2'ye bir oran vardı burada. Kenara olan parça 1 bir birimse köşeye olan parça 2 birimdi. Yani burası kaç yaptı o zaman? 2'ye 1 yani 2. Dörtgen 2 oldu. E hocam zaten bak şuradaki uzunluk kaç oldu şimdi? 6. Büyük üçgendeki ağırlık merkezinden dolayı burası 6 ise burayı da kaç buluruz arkadaşlar? 12 olarak buluruz. Evet bu sorumuzun cevabını da böylelikle 12 bulduk. Evet bizden ne isteniyor? AG uzunluğu isteniyor. Cevabımız o zaman ne çıktı? 12 çıktı sevgili gençler. Evet geldik şuraya. Hmm, şimdi fark etmişsinizdir. Burası K iken burası K iken burası da 2K verilmiş. ED uzunluğu K iken burası K. Burayı da 2K vermiş bize. Baksana. Verilen bilgileri kullanmak zorundayız. Hocam buraya 2 vermiş. Kara Fatma uzunluğunu 2 vermiş. Bu 2'yi kullanacağım. Hiç ağırlık merkezi falan filan da dememiş ya. Bak ağırlık merkezi konusundayız ama ağırlık merkezi konusunda olduğun zaman daha rahat hareket edebiliyoruz ama öyle konularda genelleme yapmayı da öğrenmeliyiz aslında. Hocam burada ne var? Bak bu bir kenar ortay. Bu da kenar ortay. Aaa demen lazım. Hemen. Hop hocam bak ne güzel oldu. Kenar ortay kenar ortay. Hiç affetmem. Üçgeni oluşturdum. Bak bu ağırlık merkezi haricinde öyle üçgen oluşturmalar yasak. Kesinlikle yasak. Üçgen oluşturduğumuz yerleri söyleyeyim mi size? Ağırlık merkezi olduğu durumlarda bir. Üçgende alanda alan dağıtırken iki. Bir de üçgende alanda yine alan dağıtma mantığı aslında o da. Ee, bir de nerede arkadaşlar? Yine üçgende alanda kenar ortaklıklar gördüğünüz zaman. Zaten 1 ve 2 desek yeterli olur. Normalde böyle üçgenler oluşturmak yasak arkadaşım Tamam mı? E ee, hocam burası ne oldu? <laughs> kenar ortay, kenar ortay. Hangi üçgende? Bak şu üçgende. Kenar ortay, kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu burası. O zaman bu ağırlık merkezini kullanacağım. Hocam kenar ortay, kenar ortay. Ağırlık merkezi burası. 1'e 2 oran olacak, 1'e 2 oran olacak. Şunu yazmamıza gerek yok herhalde. 2 ise burası ne oldu? 4 oldu. Tamam. E evet, soruda takıldık. Takıldığımız zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Verilen bilgileri kullan. Neyi kullanmadık biz bu zamana kadar şimdiye kadar? Hocam KK, 2K demişti. Niye acaba? Tamam bunların eşitliğini verdi. Buraya 2K niye verdi? Aa, hocam bunlar eşit. Bak dikkat et. Ekstra bir eşitlik var. Aa, bunlar da eşit. Ekstra eşitliklerde neye dikkat ediyoruz? Orta taban. Hocam şuraya baktığımızda şunlar eşit şunlar değişirse büyük üçgende orta taban çıktı. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar bakış açınız gelişiyor artık ve değişiyor ve kendinizi bayağı iyi seviyelere getiriyorsunuz artık. Ya hocam 2 buldum 4 buldum. E burada da x var. Allah Allah. X'e de bakarsınız böyle. Ha 2k'ya 2k da var. Aa ondan sonra beyin otomatikman bir şeyleri fark eder. Bunlar eşit bunlar eşit o zaman burada bir orta taban çıktı. Şurası 6 ise direkt burası kaç çıkar? 12 çıkar. Cevabımız kaç çıktı o zaman? 12 çıktı. Evet. Kaçıncı soru arkadaşlar bu? Tak, şunlara seneye şey yazacağım ya. Numara yazacağım. Birinci soru, ikinci soru diye valla. Neyse bu örneğin cevabı da ne oldu? 12 oldu. Geldik bir sonraki soruya. He, A, CF ve BK'ya baktığımız zaman bunlar hep G ağırlık merkezi kenar ortay doğruları. O zaman ben şunlara şey yazayım. Burası A iken burası 2A. Burası B iken burası 2B. Tabi şurası da B olarak verilmiş. Burası C iken burası 2C. AD uzunluğu 3A artı CF uzunluğu 3C artı şurası da 3B arkadaşlar. Eşittir 18 verilmiş. Ben buradan ne buluyorum? A artı C artı B'yi 6 buldum. Ha bizden ne isteniyor? GCE. Hop hop hop. Şu üçgenin çevresi isteniyor. Ya büyük ihtimalle. Sen bunu sallarsın büyük ihtimalle. Salla bakayım. Salla la. Salla. Cevap sence nedir diye salla. Düşün şöyle bir 5 saniye durdur. Hocam şu diyeceksiniz. Ne dediniz? Hepinizi duyar gibiyim. 12 hocam dediğinizi duyar gibiyim. Hocam burası 2B ise burası da 2C ise büyük ihtimal burası da 2A'dır. Dolayısıyla ACB'nin toplamı 6 ise bunun iki katı da 12'dir dediğinizi duydum arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Ama durun ya böyle soru mu çözülür şimdi? Ama artık soruların nasıl sorulacağını falan biliyorsunuz ya ondan dolayı tahmin yeteneğinizde yani geometri öğrendiğiniz zaman tahmin yeteneğinizde biraz artış olabiliyor arkadaşlar. Bu tahmin yeteneğiniz sizin işinize yarayacak biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? İleride göreceksiniz ileride. Ah keşke burası böyle olsaydı. Yani soru sormalarında kamaç acaba bu mantık mı deyip o mantığı böyle ispat yoluyla soru çözüm yöntemi de yapabiliyorsunuz. Şahsen ben çok uygularım onu. Özellikle çok zor sorularda. Acaba adam buradan bunu yaparak mı hani atıyorum mesela Muhteşem üçlü yaparak mı e, soruyu çözmek istedi deyip muhteşem üçlüye yoğunlaşmak gibi 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 şeyler yani. Neyse e, arkadaşlar ne yapacağız? Tamam burada herhangi bir şey çıkmadı. E ne yapacağım ben şuraya yoğunlaşacağım. Şunu bulmaya çalışacağım. Şimdi ağırlık merkezinde bir ikileri koyduk. Çünkü burada onu yaz demişti. E bir de şu eşitlikleri de koyalım arkadaşlar. Kenar ortay. Soru çıkmadığı için. Bu da kenar ortay. Hocam bu da kenar ortay. Hmm. Başka ne yapabiliriz? Hocam bakıyoruz. Bakıyoruz bakıyoruz. Ya yoğunlaşacağın yer aslında belli. Niye? Adam sana ekstra vermiş. Ekstra. Ekstralar önemli. Ne vermiş? Hocam burası bak BB vermiş. Burada da 2 B var. Daha değişik bir yoldan yapabilirsiniz de. Neyse ben oradan yapmayacağım arkadaşlar. A hocam burada bir kelebek var deyip. Şuradaki uzunluğa işte bak 1'e 1, 1'e 1. A 2 A ise 2 A diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan yapmayacağım. Bak ekstra vermiş. Oraya yoğunlaşarak yine çıktı mesela. Hocam burası ne? Ekstra da 2 B. Ha, burası da 2 B. Aa ben şunu bulmaya çalışacağım. Bak bunlar 2B'ye 2B. Hocam şunlar da birbirine eşit. Bak taban çıktım burada. Çıktı. Yani A ise burası nedir? 2A'dır. Gerçekten de bizden 2A artı 2C artı 2B isteniyor arkadaşlar. Çevre D. Yani çevremiz kaç çıktı o zaman arkadaşım? Ee, A artı C artı B 6 ise burası da 12 çıkar. Geldik buraya. Aha 90 var. Ya ne vardır büyük ihtimalle? Muhteşem üçlü. Evet AD ve BE ABC üçgenin kenar ortay doğruları. Evet bu da kenar ortay. Bu da kenar ortay. Tamam BC uzunluğu 12. 6 6. A hocam 90'dan kenar ortay çizilmiş. Hop. Burası 6. Hatta burası 6 ağırlık merkezi oldu mu arkadaşlar burası? İki kenar ortayın kesim noktası. Bak, ağırlık merkezi vermek zorunda değil. İkişer sağlanmış. Ağırlık merkezi oldu orası. Hocam ağırlık merkezi ise bunun tamamı 6 ise hani ne yapıyorduk? 3'e böl kısa parçayı bul. 3'e böl 2. Çünkü bunun tamamını 6 buldum. 2 iken 1'e 2 oran olduğundan burası da 4 oldu. O süper oldu. Şimdi arkadaşlar bizden EF uzunluğu isteniyor. EF'yi yaz bakalım. X. a burada da 1'e 2 oran yok mu? Var. 2X. Ya hocam tamam ben bu 90'ı kullandım ama şuradaki 90'ı kullanmadım. Buradaki 90'a yoğunlaştın. Çünkü ne diyoruz? Verilen bilgiyi kullan kardeşim. Hocam yazdım. X 2X. Aa dikten dikinildi. Ne var burada? Öklit. Hangi üçgende? Şu üçgende bir öklit bağıntısı var. Dikten dik. Yani şunun karesi bu çarpı bu değil mi? 4'ün karesi 2x çarpı x'ten dolayı 16 bölü 2'den 8 eşittir x kare oldu. x de buradan kök 8. Bu 4 çarpı 2 4 dışarıya 2 diye çıkar. Yani cevabımız 2 kök 2 olur arkadaşlar. Evet ef uzunluğu x'ti o da 2 kök 2 çıktı sevgili gençler. Cevabımız 2 kök 2 oldu. Geldik buraya. Şimdi ne verilmiş? G ağırlık merkezi CD ile BG dik. Hocam şu doğrusal mı diye soranlar olabilir. Şu ve şu doğrusal mı? Ya bak sorup kökünde belli eder. Adam sana CD demiş. Bak CD ile BG dik demiş. Yani bu doğrusal. CGD dik demek zorunda değil. Adam bunu CD yazdıysa şurası zaten doğrusal anlamına geliyor arkadaşlar. Peki. Hocam o zaman madem doğrusal, G ağırlık merkezi verilmiş şimdi verilmiş. Ay ağırlık merkezi ise arkadaşlar hop 1 2 6 8 yani 4 ise 8 yani burası. E 6, 8 hemen onu yapıştırırsın herhalde ayıp olmasın diye direkt. Yapıştırdık. Hocam x sistemini x çok alakasız yerde. A ne yapacağız şimdi? Şimdi ağırlık merkezi dese kenar ortay oldu. Bunlar bir işime yaramadı. Şu verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyorum. Hocam bu 6, bu 6'yı uzatsak böyle. 6 ise 3 oldu. Burası 90. Pisagor bağıntısından bunları bulsak böyle. Çıkmaz gibi x'e yoğunlaşırken arkadaşlar. Zaten 90'lık varsa neye dikkat edin dedim arkadaşlar. Tamam seçenekler arasında bunu da uzatmak var da. Hani 90 burası muhteşem üçlü olmadı. 90 varsa tabii ki muhteşem üçlü ile çizim daha mantıklı. Aa hocam 90 var. O zaman ben bunu böyle uzatırsam devamını ağırlık merkezine kadar gelmiş ya. Devamını uzattığım zaman kenar ortay olmak zorunda burası. Şu ve şu eşit oldu. A 90'dan bir kenar ortay çizildi. Yani ne var burada arkadaşlar? Muhteşem üçlü var. 6 8 10 yazdık. 5 5. O zaman burası da 5 oldu. X'e baktığımızda da 1'e 2 oran yok mu arkadaşlar burada? Var. Yani cevabımız 10 çıktı arkadaşlar. Cevap 10 oldu. Muhteşem üçlüye dikkat lütfen ama lütfen. <laughs> Geldik buraya. Bak 90 var ağırlık merkezi var. Ne olursa olsun. Hocam ağırlık merkezini vermiş mi soruda? Yok vermemiş. Niye vermemiş ya burada? Dur ABC üçgeninde kenar ortaylarıdır. Ha, CD ve BE kenar ortay. Tamam CD ve BE kenar ortay. Hocam şunlar birbirine eşit. Hocam bunlar birbirine eşit. İki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezi oldu. Ba ağırlık merkezi sorusunda 90 derece var mı? Var. Madem ağırlık merkezi burası K ise burası da 2K olacak. Burası da K olduğundan buraya da K kaldı mı? Kaldı. Tamam bunu kullanacağız. Şimdi bir de ne var dedik arkadaşlar. 90 ve ağırlık merkezi var. Hop bir üçüncüyü de çizecek olursam. Muhteşem üçlü önemli arkadaşlar. 90'lık olduğunda muhteşem üçlü çiz. Madem çizdin hocam burası eşit. Burası da eşit. E burası da eşit olmak zorunda. Tak 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 tak. E şimdi ne yapacağım? 2'yi kullanacağım. Heh, bak şimdi 2'yi kullanacağım. Her zaman diyorum 2'yi kullan. Verileni kullan. Nasıl kullanırsın burada 2'yi? Hocam şunlar eşit olmuş. Hocam bunlar da eşit. A demen lazım. Şuradaki üçgende bir ters bir ort taban var mı? Var. Bak ekstra eşitlik verilmişse ort taban da vardır aynı zamanda. Bununla bu eşit verilmiş ama bu eşitler sonra k iken 2k'dan yan yana geldi. Burada kenar orta harici ekstra bir eşitlik var. Şunlar eşit. Şunlar da eşit. O zaman bir orta taban çıktı arkadaşlar. Yani şununla şu paralel ve şurası 4 oldu. E madem burası 4, 2'ye 1 oran vardı. Burası da 2 olur. E burası 6 iken burası da 6, burası da 6. Toplam bu uzunluk kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 12 yapar. Evet cevabımız 12 oldu. Güzel bir soru değil mi? Hoş bir soru değil mi? Geldik buraya. Hmm. Şimdi ne demiş burada? Arkadaşlar. 90 var. Ağırlık merkezi var. Ağırlık merkezi demiş mi? Demiş. E o zaman ağırlık merkezi demişse şunları da yazalım. Bak burada bir eşitlik KK. K. Burası nedir arkadaşlar? 2K. Şu verilen bilgilerle soruyu çözebiliyor musun? Çözemiyorsun. Ek çizim oluştu mu? Oluştu. Ne yaparsın? 90 derece varsa hop, muhteşem işte ağırlık merkezinden geçecek şekilde. Çizdin mi? Çizdin. Hocam şu eşit, şu eşit ağırlık merkezinden dolayı burası da eşit. Eyvallah. Çizdik burayı. Ee, ekstra eşitlik varsa bir de neye dikkat ediyorduk? Büyük ihtimalle orta taban. Bazı arkadaşlar şuraya dikkat edebilir. Sıkıntı değil. Doğru. Niye doğru? Çünkü şunlar da birbirine eşit ya ağırlık merkezinden geçtiği için. Hocam bunlar eşit, bunlar eşit. Burada eş üçgen olur diyebilirsiniz. Kelebek olur diyebilirsiniz. O zaman 4 ise burası 4 diyebilirsiniz. 4 ise 2, 2 ise 6 ise 6, 6, 12 yaptı diyebiliriz arkadaşlar. Ya da şu eşitliğin mantığını kullanayım arkadaşlar ben. Bakın burası 2K, burası da 2K değil mi? Evet. Aa bunlar da eşit. Aa burada bir orta taban çıktı mı? Çıktı. Yani 4 ise burası kaç yapar? 2. 2 ise burası kaç yapar? 4. 1'e 2 orandan dolayı. E burası 6 ise burası da 6 burası da 6. Yani x'i kaç bulduk arkadaşlar? Şurası x. Yani cevap 12 oldu. Evet böylelikle cevabımız 12 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Ay 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 ay. Gönül ister ki bu soruya da böyle bir ödül yazmak isterdim ama. Ödüllü sorum sanki bu ağırlık merkezinde arkadaşlar. Neredeki soru olacak? Sanırım şuradaki soru olacak arkadaşlar. Oradaki soru olacak. Ağırlık merkezinde şuna bir ödül vermeyeyim isterseniz. Ama şunda yorumunuzu da bekliyorum açıkçası. Hocam yaptım hocam. Çok güzel. Ee, bu soruyu uğraşın. Durdurup bir uğraşır mısınız arkadaşlar? Bir deneyin. Bir 10 de... e, dakikanızı harcayın arkadaşlar. Bakalım şey yapabilecek misiniz? Tamam. 10 dakika. 10 dakika. Dediğim şeyleri unutma. Dediğim bu ana kadar dediğim. Şimdi, şimdi burada tüyo vermeyeyim. Ayıp olur yani videodan önce rap tiyoları verdim. Neyse ben başlıyorum ha ona göre. Sen bir durdur? bir 5 dakika en fazla 10 dakika bir uğraş bakayım soruyla. Evet. Ee, hocam yaptım diye de mesaj atarsanız sevinirim tabii ki. Geldik şuraya arkadaşlar. E, ee, evet. Ebenin uzunluğuna K. Ede'nin uzunluğuna K. Burası o zaman ne oldu? 2K oldu. Ebenin uzunluğu K. Burası da K iken burası ne olmuş arkadaşlar? 2K olmuş. Ha tamam. Sonra ne verilmiş arkadaşlar? Hmm. A, P, P'de birbirine eşit. Aa hocam şu üçgende bir kenar ortay, bir kenar ortay daha var orada. Kenar ortaylar var burada. Tamam. Hocam kenar ortay, kenar ortay. Aa şurayı yine yakaladık. Ağırlık merkezi yakaladık o zaman. A, hocam 3 ise 6 ağırlık merkezi olduğundan 4 ise 8. Hop. 6, 8, 10 üçgeninden. Burası da kaç çıktı? 10 çıktı. Çözümde ben onu kullanacağım. Çünkü bulduğum bilgileri kullanmak zorundayım. Değil mi? Genelde boşu, boşu boşuna bilgi bulmuyoruz hiç. Ha bak dikkat ederseniz, bak dikkat ederseniz Pisagor'dan şurayı hiç yazmıyoruz zaten bak. 90 ya da. Ya gereksiz Pisagor'lar yazılmaz zaten. Ya Pisagor'dan 4, 6, 2, 2, 3 falan hiç yazmıyoruz. Bir özel açı varsa şuradaki güzel kenar yeter zaten. Dur. Şimdi burada ne yapacağız hocam o zaman? Hiçbir şey yapamadık. Bu kenar ortay, bu kenar ortay. Şuradaki eşitliği falan da kullanamadım. Hocam burası 2K burası da 2K. Allah Allah. Ne yapmalıyız başka? Hocam hiçbir şey yapamadık. O zaman bir üçüncü kenar ortayı da ben çizeyim. Şu ağırlık merkezinden geçen kenar ortayı olur mu? Olur. Niye çiziyoruz bu arada? 90'ın mantığında kullanmak için. Ekstra bir 90 varsa genelde muhteşem oluyor oluyordu. Hop. Ağırlık merkezinden geçen bir kenar ortaya çizdiğim zaman hocam eşit eşit. O zaman burası da eşit. Yani 5 5. Burası da 5. Aa 5 iken burası 10 oldu. Süper oldu. Şimdi durduk. Allah Allah buradan ne yapacağız? Bak ne yapacağız derken soruyu benim gibi çözün. Düşünün. Daha öncesinden çözmüş olabilirim mi? olabilirim ama ilk defa çözmüşüm gibi düşünüyorum ben de. Burada yani ilk defa çözerken bu mantıkta çözdüm zaten çünkü ben de Arkadaşlar burada bizden ne isteniyorsa ona bakacaksınız. Soruya bakacaksınız. Bak. Hocam bizden burası isteniyor. X isteniyor. Bak. Şu bileşenleri yazdığınız zaman sorunun çözümüne sizi iter. Hocam burası isteniyor benden. Tamam. Hocam bunları eşit vermiş. Tamam. En son ne buldun sen? Hocam burayı 5 ve 10 buldun. O da tamam. İşte şimdi sanırım soruyu çözdün. Zor bir soru aslında ama bak Bileşenlere tekrar bakıyoruz. Hocam bu isteniyor Bunu kullanmadım. Hocam şuradaki eşitliği kullanmadım. Hocam burası verildi. Aa hocam bunlar da eşit. Zaten çözmüştün. Çünkü biraz önce. Hocam bunlar eşit. Bunlar da eşit. Yan yatık bir ortaban yok mu arkadaşlar burada? Sen bunu da buldun. Bu soruluyor, soru soruluyor bana. İşte orada beyni uyarıyorsun yani. Sen bu bilgileri bir uyarıyorsun. Orada bir bilgiler var. Ortaban ortaban var. Bak burada şu isteniyor dedik. Şu verilmiş dedik. Baktın oraya. gör, gör Görmen için uğraşmıyoruz. Beynin fark etmesi için uğraşıyoruz arkadaşlar. Burası 2K 2K verilmiş. Aa yan yatık bir taban Şunlar da eşit. E burası 15 ise burası da ne oldu arkadaşlar? 30 oldu. Bitti. Çok güzel bir sorudur arkadaşlar. Tabi zor sorulardan biridir aynı zamanda. Ama yapılamayacak bir soru da değil. Gönül isterdi ki buna ödül vermek ama ödüllü sorum var arkadaşlar burada. Geldik şuraya. Evet. G ağırlık merkezi. Arkadaşlar Şimdi ağırlık merkezi demiş. Bir de I çemberin işte merkezi demiş. Biliyoruz artık e, iç işte merkezini. Bir kere iç işte çemberin merkezinden geçen nedir? Açı ortaydır hocam. Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır hocam. 8 8 diye böldü. A hocam hem açı ortağı hem kenar ortay. Bak bununla ilgili bir şey şey kullandı. Ek çizimli soru. ÖSYM 2000 kaçta? 2000 21 tayfa için ek çizimli soru. Ek çizimde anlattığım mantık ek çizimde soru analitik soruların içerisinde sordu. Hem de nasıl sordu biliyor musunuz? İki tane ek çizimde soru sordu. İki tane. Allah'tan anlatmışız yani. Ne ek çizim hocam? Ek çizim yok ki burada. Var var şöyle var. Hocam hem açı ortay hem kenar ortay. Neydi bu? Hem açı ortay hem e, kenar ortay. İkiz kenar üçgen ve yükseklik olmak zorunda değil mi arkadaşlar burası? Ya değil mi? İşte bu mantıkta hatta e, orada ne demek işte hem G hem de H vardı arkadaşlar. Hem G hem H şu bir doğru arkadaşlar. Analitik geometride sordular. Hatır, mezunlar hatırlar. Hem G hem H. A hocam hem kenar ortay hem de yükseklik. A bu bir x kenar üçgendir. Ek çizimde anlattığımız şey. Aynı sınavda bir tane daha vardı arkadaşlar. Böyle x kenar yapmalı bir soru daha vardı. Neyse devam ettik biz şimdi. 8 8 diye yazdık bunları. Ee, hem kenar orta hem açı ortay hem kenar orta olduğu için hocam bu x kenardır aynı zamanda yüksekliktir. 8 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeni şurası 6 oldu hocam burası 6 ya ağırlık merkezinde var ya 6'yı 3'e böl kısa parçayı bul hocam burası 6 3 ise 6'yı 3'e böl yani hocam burası 2 hocam burası 2 ise burası 4 olacak zaten ılgıya isteniyor buraya x derim o zaman buraya da ne kalır 4 eksi x kalır arkadaşlar e, e, ben bulamadım ki burada bir şey kullanmam lazım ağırlık merkezini ve ılgıyı ya da ı'yı yine kullanmam lazım Arkadaşlar ağırlık merkezini kullanırsam bir işime yarar mı? Mesela G'ye çizdim. Güzel bir durum olur mu? Kenar orta hiçbir işime yaramaz. Buradan G'den geçirsem kenar orta hiçbir işime yaramaz. Buradan zaten geçmiş. Allah Allah. Hocam buradan I'dan geçirsem şöyle ki işime yarar. Bu I'dan geçen nedir? Açı ortaydır. Aa, hocam şu üçgene bak sen şimdi. Bu üçgende ne var? Açı ortaylık var. Kollardaki oran tabandaki oranlama eşit olmaz mı? Olur. Koldaki oran şu koldaki oran arkadaşlar tabandaki orana eşittir. Yani 10 bölü 8 eşittir. 4 eksi x bölü x artı 2. 4 eksi x bölü x artı 2 eşittir. Sadeleştir sadeleştir. 5 ve 4. 5, 5 x artı 10 eşittir. 16 eksi 4 x yaptı. Buradan 9 x eşittir 6 yaptı. X de buradan kaç bulduk? 6 bölü 9 bulduk. Yani 2 bölü 3 bulduk. Hocam zor soruymuş. Ya ama arkadaşlar bunun H'lı ve gelisini sordular ve ondan sonra işin içinde benzeri çıktı. Yani böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Öyle zor bir soru, zor bir soru demeyin. Genelde tamam G'yi kullandık, G kullandıysak arkadaşlar G'nin yanında G ne varsa, I, H varsa H'ı kullanırsın. Şuradan mesela o zaman devam ettirdin diklik merkezi olurdu. H dediğimiz diklik merkezi mesela. Ama I'yı da kullanmak tabii ki önemli arkadaşlar. Hop açı ortaya olacak. Tamam G'ler I'lar aynı anda varsa zaten G'den bir tane geçmişse o G yeterlidir. I'yı bir daha böyle kullanmak daha mantıklı. Ya da H diklik merkezi varsa o H'ı kullanmak daha mantıklıdır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Geldik şuraya. Özellikleri bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar. Şu sayfayı bitirelim en azından. Ne demiş bakalım bu soru. Bir ABC üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır. ABC üçgeni demiş. Çiz kardeşim ABC üçgenini. Çiz. Ne duruyorsun? Çiz bakalım ABC üçgenini. Rastgele bir ABC üçgeni çiziyoruz. A, B, C. AC uzunluğu 11'inmiş. Hop burası 11'im. GA ve GB çizildiğinde, G ağırlık merkezi GA ve GB'yi çizdiğinde çizdim kardeşim GA ve GB'yi. E ben bunu çizdiğimde neymiş arkadaşlar? Bu bu doğru parçaları dik kesiyormuş. Kestikleri yer zaten burası. Burası 90 derece. BEG olacak şekilde BEG e, olacak şekilde bakın E noktası seçmişim. BEG e, e eleman MG seçecekmişiz tabi. Ee, bunun üzerinde bir E noktası seçtim. B E 2 E, ee, buna göre A -E kaç olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Burada uzunluk. Sözel bir soru. E ee, hocam ne yapacağız? Valla bu ağırlık merkezini kullanmam lazım. Ya bunu uzatacağım. Ee, onu kullanabiliyor muyuz? A sildik. Ya buradan ağırlık merkezini çizmek için bunu çizeceğiz. Mantıklı mı? Çok mantıksız. Çok da karışık oluyor şekil. Ya da bunun devamını getireceğiz. E, ee, tabii ki devamı daha mantıklı. Şöyle baktığımız zaman Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani burası 5. 5 olmalı. Hatta burada 1'e 2 oran olmalı. A 1'e 2 oran yaz. A ise 2A olacak. Bunlar da A bunlar da A. Burası da çift çizgi oldu. Bizden zaten şu x uzunluğu isteniyor. Vallahi süper bir soru. Baksanıza bu üçgende ne var? Hocam bu üçgende dik tabanı iki eş parçaya böldü. Gördünüz mü? Burası A iken burası A. Dik tabanı iki eş parçaya nerede böler arkadaşlar? İkiz kenarda. Yani x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. Evet. A, y uzunluğu böylelikle 5 çıkar sevgili gençler. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Sözel bir soru. Zaten ÖSYM böyle soruyor. sorular soruyordu. Ee, geçen senede sordu. Şekilsiz soru dediğimiz şeyler sordu arkadaşlar. Tabi biraz daha yorum katarak mantıklı sorular sordu. Neyse geldik buraya. Bu da güzel sorulardan biridir. Dikkat. Valla bu güzel soru dediklerimde mesela bunda da arkadaşlar siz kendiniz bir yapmaya çalışır mısınız? Gerçi ilk defa döndürmeli bir soru yapacağız dinleyebilirsiniz de kendiniz bir çok fazla vaktinizi har harcamayın. Bir iki üç dakika bakar mısınız arkadaşlar? Önemli ya çünkü. Bir panoya üçgen biçimindeki karton ağırlık merkezinden çakılan bir çiviyle ağırlık merkezinden bir çivi çakmışım ve bu üçgen bu şekilde panoda duruyor arkadaşlar. Karton pano üzerinde döndürüldüğünde A köşesi C noktası C köşesinin olduğu noktadan geçmekte. ben buraya bir çivi çaktım. Burada üçgeni döndürdüğün zaman A noktası dönerken şöyle bir dönüş yapıyor ya yani G merkezli bir dairesel hareket yapacak ya dönerken şöyle bir şey oluyormuş arkadaşlar. A köşesinden geçen şey C'den geçiyormuş. Değil mi? A bu çember. Yani bu ne oldu o zaman arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Hop şu yarı çap uzunluğu. Bu da yarı çap uzunluğu değil mi? A hocam G A ile G C birbirine eşit. Tamam çember konusunu görmedik hocam da en azından ya biliyorsunuz ortaokuldan yani yorum yapabilirsiniz. Adam demiş ki A köşesi hani bu merkezli döndürdüğüm zaman Tabii ki ne olacak? Dairesel bir hareket yapacak A'ya. A indeksle bakacağız arkadaşlar. B nasıl gidiyor benim için önemli değil. B de büyük ihtimalle bak şöyle gidecek. Şöyle. Şöyle bir dairesel hareket yapacak. Ama B'nin nasıl gittiği önemli değil. B de şu merkezli GB yarıçaplı G merkezli bir dairesel hareket yapacak. Ama önemli olan bana A'nın özel durumundan bahsetmiş. G merkezli A dönerken bu şekilde dairesel bir dönüş yapacak ve dönerken de C'den geçecekmiş. E C'den geçmesini kullanacağız. Hocam bu ne? çemberin merkezi ya burası. Çemberin merkezi olduğu için şurası da yarı çarp, burası da yarı çarp. Aa, burada ne çıktı? X kenar çıktı. Hop, bu bir X kenar. Tamam. Adam bana X kenarlığı saklamış burada. Tamam bunu sildik. Şu, şu olayı anladık arkadaşlar. Kafa karışmasın diye sildim. E şimdi ne yapacağım burada? Hocam ağırlık merkezini kullanmam lazım. Şunu uzatsam güzel bir şey geliyor mu? A, -a. Bunu uzatsam güzel bir şey geliyor mu? 15 bölü 2 15 bölü 2. Yok hiçbir özel bir durum gelmedi. O zaman diğer köşeden çizsek ne olacak bakalım? Diğer köşeden çizsek kenar ortayı. Arkadaşlar Ha kenar ortayı. Bak 9 9 oldu. Aa hocam bu ikiz kenar. İkiz kenarda bak şu küçük üçgene bak. İkiz kenarda çizilen kenar ortay oldu. İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik değil midir gençler? Evet. Bak ikiz kenar karşımıza çok çıkıyor arkadaşlar. Yani ÖSYM de geçen sene de sordu zaten. iki tane bu ikiz kenarlı. Yani şu şey dik tabanı iki parçaya bölmüş. Ek çizim yok ama burada mesela. Hani direkt kendiliğinden belli. İkiz kenar e, tabanı iki eş parçaya böldü arkadaşlar burada. İkiz kenarda tabanı iki eş parçaya böldü. Eksizim derken ben niye eksizimden bahsediyorum? ya? Yani kenar olduğundan dolayı ha şu kenar ortayı çizdim. Ya hem ikiz kenar hem de kenar ortaya olduğundan dolayı burası yükseklik oldu arkadaşlar. Tamam süper. Geçen sene de ÖSYM dediğimiz gibi 2021'de bunu kullandı. Böyle bilgileri kullandı. İkiz kenarlıkla ilgili analitik geometri sorularına geldiğimizde göreceksiniz. Böyle sorular vardı. E hocam buraya 90 buldum. Her zaman ne diyoruz? Geometride verilen bilgileri kullanacaksın. Bulduğun bilgileri de kullanacaksın. E sen burayı 90 buldun. 9 var 15 var. Ne üçgeni? 9, 15, 17 demeyin ha. Hala. 9, 12, 15 değil mi arkadaşlar? Evet yani şurası 12. E hocam burası ağırlık merkeziydi. E burası 12. 1'e 2 oran var. 12'yi 3'e bölüyorduk. Daha kısası oluyordu. 12'yi 3'e böldüğünde kaç yaptı arkadaşım? 4. Hocam burası 4 iken burası kaç yaptı? 8. B köşesinin çivi olan uzaklığı kaç santimetredir? B köşesinin çivi olan uzaklığı işte burasıdır arkadaşlar. 8 santimetredir. Çok güzel bir soru. İşte yeni nesil sorular böyle. Döndürme ile x kenarlığı bulduk durdu sana sadece soru. Hoş bir soru. Ha daha öncesinde nasıl soruyorduk bu soruyu? Aynen şöyle soruyorduk arkadaşım bak. Ya işte burası 15. Burası ağırlık merkezi. Aa, ondan sonra şununla şu birbirine eşitse. Burası da 18 ise. Şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor da mesela. Bak çok kolay bir soru. E sen bunu gördün ya. Hop uzatırsın. Kenar orta. X kenar. 9, 9. işte bitti. 9, 12, 15. Daha kolay bir şekilde çıkıyor. Eskinin kolay sorusunu aldım. Kolay ee, şey soru yaptım. Ne derler ona? yenisi soru yaptım. ÖSYM bunu yapıyor dedik. Hep anlattık. Yapıyordu arkadaşlar. Evet geldik. Bir sonraki soruya. Ne demiş? Katlama var. En sevdiğim. Ne yapıyoruz katlamada? Hop. Hop. Eski haline geri getiriyoruz. Eski haline geri getirdik. Bak burası dörtgen. Sen bunu katladığında burası 4 oldu mu? Oldu. Şimdi üst binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit mi? Eşit. Bak burası nereye gelmiş? Üçgenin ağırlık merkezine gelmiş. Hangi üçgen? O da önemli. Bu üçgenin mi büyük üçgenin mi? Oku soruyor. G noktası ABC büyük üçgenin ağırlık merkezi. Heh, bunu kullanacağım. E bu büyük üçgenin ağırlık merkezini kullanırken seçenekler şu. Ya bunu uzatacaksın. Ya buradan çizeceksin, çizeceksin. Çok saçma olduğu belli. Ya da buradan çizeceksin. Çok saçma olduğu yine belli. Şunu uzatmak daha mantıklı. Büyük üçgenin ağırlık merkezi ağırlık merkezini kullanacağım. Hocam, şu eksik parçaları tamamla. Şu parçalar birbirine eşit. Hocam, 1'e 2 oran var. Yani burası KSK, burası nedir? 2K. A 2K ise burası da 2K oldu mu arkadaşlar? Oldu. Allah Allah. Tamam, oldu. Çok güzel. BD uzunluğu isteniliyor bizden. Hmm. şu X uzunluğu isteniyor. Ne yapacağız acaba burada? <laughs> Bu arada şurası yanlış yazılmış. Burası D olacak arkadaşlar. Ne yapacağız acaba burada? Allah Allah düşünüyoruz düşünüyoruz çıkmıyor. Demek ki ben katlamada bir şeyler ye, eksik düşündüm. Hocam katlamada ne oluyordu? Katlama sorularını yapamıyorsak benim gibi düşün ya. Katlamada demek ki eksikliği yaptık. Katlamada sorularını yapamıyorsak ne kullanmadık? Üstte binen kenarları kullandın ama üstte binen açıları kullandın mı? He kullan bakalım. Hocam üstte binen açılar birbirine eşit. Hocam üstte binen açılar birbirine eşit. Aa, hocam şuna gerek kalmadı zaten baksana. Şurada bir açı ortay çıktı. A açıortay doğrusu. Şu üçgen açıortay doğrusu oldu. Burada 3'e 2 oran var. Hocam burada da 3'e 2 oran olacak. Ya da arkadaşlar 2K'daki 4 ise 2 katı. 3K'daki de 2 katı 6 mı olur? Evet. E burası 6. Toplam şurası kaç? 11'im yaptı. O zaman burası da 11'im yapacak. Bizden de BD uzunluğu isteniyor. BD uzunluğuna baktığımız zaman şu parça ve şu parça. Yani 10 artı 6'dan cevabımız kaç olur? 16 olur. Güzel sorulardan biri. Hoş sorulardan biri e, ee, işte katlamada ne üstte binen kenarları kullanıyoruz hep de bazen üstte binen açıları kullanmıyoruz arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Ve geldik son soruya. Üçgen biçimindeki ABC kartonu şekil 2'deki gibi C köşesine A köşesine gelecek biçimde katlanıyor. Evet katlamaları açıyoruz arkadaşım. Aç aç aç. Açmalara doyamadım. Neyse açtık şurayı. Şimdi gençler D bölü A E 1 bölü 2 demiş. DE bölü AE. Yani DE uzunluğu K iken burası AE 2K. Yaz K 2K. Hocam ben bunu böyle katlamışım. E katladığımda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani burası 3K ise burası 3K. Hmm. E sonra hocam üst üste binen kenarlar burada da birbirine eşit. Bu da tamam. E hocam başka? Aynı doğru üstünde şaşmamışsa burası 90 derece olur diyorduk. Ya da hocam zaten bak ikiz kenar burası ikiz kenar burası. Hop ikiz kenarda çizilen kenar ortaya oldu. Burası da yükseklik Hatta buradaki açı daha açı ortayda diyebiliriz zaten. Üstte binen açılardan dolayı da. Hatta bu açıyla da bu açıda eşit diyebiliriz. işi garantiye almak için. Neyse çok da fazla kafamızı karıştırmasın. Ama bu verilen bilgilerle ben soruyu çözebilecek miyim? Aa çözdüm. Niye bunu çizdiler diye düşündüm. Bak niye bunu çizdiler diye düşündüm. Bak beynim oraya doklandı bak cidden. Siz de öyle zaten. Ne var burada? Hocam BD var burada. BD, BE, B, BF var burada. BF, BF. A hocam bak bu bir kenar ortay doğrusu oldu büyük üçgende. A burada 1'e 2 oranda verilmişti. Hem kenar ortay var hem 1'e 2 oran var. O zaman burası kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? Ağırlık merkezi olmak zorunda. Tekrar söylüyorum. Hem kenar ortay var hem 1'e 2 oran var. O zaman burası ağırlık merkezi oldu. Hocam burası ağırlık merkezi ise e ağırlık merkezi ise buradan geçen de kenar ortay olmak zorunda. Ağırlık merkezi bulduğum için. E o zaman ne olmak zorunda? Burası da 3K olmak zorunda. Çünkü şu parçalarda şu parça eşit olur arkadaşlar. Bir üçüncü çizmeye gerek kalmadı. Çünkü bizden e, şekil 2'deki DE uzunluğunun, şekil 2'deki DE uzunluğunun, şekil 1'deki BC uzunluğunun oranı. Şekil 1'deki BC uzunluğu. Bak buraya ne bulduk? 3K, 3K. Burası 6K oldu arkadaşlar. K bölü 6K isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 1 bölü 6 oldu sevgili gençler. Güzel bir soru. Hoş bir soru bu da. Evet böylelikle ne yaptık arkadaşlar? Kenar ortayda özelliklere kadar geldik. Sayfa numarası 50'yi bitirmiş olduk. Şimdi ne var? Şimdi özellikler var. Onu da bir sonraki videoda anlatalım isterseniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.